Arkadaşlar herkese merhaba. 26 Kasım Salı Adana programıyla bir aradayız arkadaşlar. 7 koşuluk bir program var Adana'da. 2. koşuyla beraber altını başlayacak. E, uzun sürede takip ettiğim safkan var. Onu tek atmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ondan bahsedeceğim. E, büyük ihtimal AGF'de 3. veya 4. atacak çıkacaktır diye tahmin ediyorum yarın için. E, bunun dışında yine takip ettiğim safkanlar var. Onlardan da bahsedeceğim. Eğer ayak için 2-3 tane safkan özellikle belirteceğim. Yine tuttuğunuz safkanlar varsa arkadaşlar muhakkak kuponlarınızı ekleyin. Arkadaşlar ilk ayak için ilk ayak ikinci koşuyla beraber 60'ta başlayacak. Handikap 16 dişlerin koşacağı e, 3 ve yukarı İngilizlerin e, 1500 kumda bir yarışı olacak. E, burada özellikle bahsetmek istediğim iki tane safkan var. Bunlardan biri 8 numaralı insomaniye arkadaşlar. Arkadaşlar bu safkan bir el değiştirdi. El değiştikten sonra da iki tane yarış gördü. Bu yarışları da ben başarılı gördüm. Özellikle bir önceki yarışı çok güzeldi. Ben yani için güzel bir koşu koşup bu grubu geçebileceğini düşünüyorum. Yine diğer bir safkanımız 6 numara Imaging Press'ti arkadaşlar. Bu safkanda uzun süredir çimde koşuları var. Ben orijinal olarak kuma daha yatkın olduğunu düşünüyorum. Yarın da iyi koşacaktır. E, hafif kilosuyla bu iki safkan bu grupta muhakkak değerlendirilmeli arkadaşlar. Bu iki safkanın kuponlarımıza ekleyelim sürpriz, sürpriz bek olarak. Ve grup büyük ihtimalle yarın için iki tane safkan bu grupta ayrılacaktır. Bunlardan biri Kızım Nilay, bir diğeri de Antiquit Molly'de arkadaşlar. Kızım Nilay eğer hazırsa zaten ki ben galoplarına baktım fena da değil hazır gibi geliyor. Ama uzun sürede iyi koşulları yok. Eğer hazır girdiği bir yarışta bu grubu çok rahat geçmesi gereken bir safkan. O kaliteye sahip. Yine en tıkıt arkadaşlar. Yine son yarışları çok tatminkar. Tam da kazanabileceği bir grubu da buldu. Yarın için kazanma olasılığı yine var. Yani bu 4 safkanın muhakkak kuponlarda olması gerektiğini düşünüyorum. Hem sürpriz noktasında hem de favori noktasında değerlendirilmeli arkadaşlar. Altının ilk ayağı için. Günün ikinci ayağına geldiğimizde meydin bir koşu var. 3 yaşlı Arapların 1200 kumda bir yarışı olacak. Arkadaşlar bu ayak için 8 numaranın Neslitan'ı ben bahsedeceğim. Ben bunun altında tek atacağım arkadaşlar bu safkanı. Özellikle orijini çok beğendiğim bir safkan arkadaşlar. Ateş gibi bir gibi çok karakterli bir safkanla anneden kardeş zaten safkan. Ateş gibi de biliyorsunuz arkadaşlar Kabukum'da oldukça güzel yarışları oldu. Adana'da da çok güzel koşular koştu. Ben yarın için Neslitan'ı ilk defa Kabukum'a çıkıyor yarın Adana'da. Ben güzel bir koşu koşacak. Önde numarayı alıp sonlara kadar da bunu devam ettirip yarışı kazanmasını bekliyorum. 24 günlük bir arası var. Hazırlanmış safkan. Hazır bir safkan arkadaşlar. Ekörü özenle itinayla hazırladığını düşünüyorum. Ve yarın içinde rahat bir birincilik elde etmesini bekliyorum. Nestatan'ın 8 numaralı Nestitan arkadaşlar benim kuponumda tek olacak. Üçüncü aya geldiğimizde Handikap 15 bir koşu var arkadaşlar. E yamak bir koşusu. 4 yukarı Arapların 1500 kumda bir yarışı olacak. Ee, zor bir yarış yine arkadaşlar. Altın araya iki muhakkak kuponlarda olmalı. Son yarışını çok güzel kazanmıştı. Ben Kumda da iyi koşacağını düşünüyorum. Üstünde de Fırat Aslan var ki zaten bu tarz kaçak atlarla iyi koşuyor. Bir ya da iki gidip ya sonlarda direnip yarışı kazanmasını bekliyorum. Kazibert yavrusu zaten inatçı karakteriyle güzel bir birincilik elde edebilir. Yine aynı şekilde 10 numaralı Özgen Ağ arkadaşlar. Yarın büyük ihtimalle AGF'de çok altlarda çıkacaktır ama ben bu hafif kilosuyla muhakkak kuponlarda olması gerektiğini düşünüyorum. Çok hafif kiloyla güzel bir yarış elde edebilir. Ee, Özgen Ağ'yı da arkadaşlar muhakkak kuponlarımıza ekleyelim. Öncelikli olarak 6 numaralı ara 2 ve yani 10 numaralı Özgen Ağ muhakkak kuponlarımızda olsun arkadaşlar. Bunun dışında grubun kalite safkanları 1, 2 ve 3 numaralı safkanları da kuponlarınıza değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Günün dördüncü ayına geldiğimizde şartlı üç e, dişlere ait e, 1200 kumda bir yarış gerçekleşecek e, iki yaşlı İngilizlerin arkadaşlar. E, her ne kadar Maiden'dan henüz daha çıkamasa da 10 numaralı mimocar arkadaşlar, Orijini ve kalitesiyle bence bu grubu çok rahat geçmesi gerekiyor. Ama e, son yarışı da beni çok yanıltmıştı. Ben o gün için çok tutuyordum safkanı Ben hatta gelmesini bekliyordum ki Maiden koşuyordu arkadaşlar o gün. Şartlı üç dişilere ait bir grupta e, meydana yakın bir grup yani çok da kalite safkanlarının bir arada olmadığı için ben meydandan çıkmamış olsa da Mimajor'un yine de bu gruba üstün sağlayabileceğini düşünüyorum. Muhakkak ilk sıradan yer verilmeli arkadaşlar 10 numaralı Mimajor'a. Yine aynı şekilde kalitesine çok inandım ama yarışlarına bunu yansıtamayan 7 numaralı Bosendra arkadaşlar. Bu safkan kalitesiyle dikkatimi çeken safkanlardan biri. Yine aynı şekilde kötü koşuyor. Yani için güzel bir koşu koşup bu grubu geçebilir. Grubunda bir kalite atı var zaten. O da 4 numaralı Alata. Ee, bu muhakkak arkadaşlar arasal kuponlara eklenmeli. Çok kalite bir safkan Yarın zaten favori çıkacaktır bence. Bu safkanı da ekleyebiliriz. Ben özellikle bu üst safgandan bahsettim ama genel olarak arkadaşlar zor bir yarış olduğunu düşünüyorum. Sürprize bize müsait. Yine 6 numaralı köy güzeli. E, yine kuponlara değerlendirilebilir. İlk defa e, kuma çıkacak. Ben iyi koşacağını düşünüyorum safkanın Muhakkak o da değerlendirilebilir. Günün 5. yana geldiğimizde ise arkadaşlar yine Meydan'a ait, e dişilerin 3 yaşlı Arapların 1200 kumda bir yarışı var. Özellikle bir safkandan bahsedeceğim. Bu da 13 numaralı Öznuray arkadaşlar. Ben kalitesine çok inandığım, çok beğendiğim bir safkan. Son yarışında çok güzel koştu. Ben artık bugün için bu grupta gelmesini beklediğim safkanlardan biri. Aslında ben bunu ilk başta gördüğümde ben tek de atmayı düşünüyordum arkadaşlar ama birkaç tane safkan e, form durumlarının üst seviyede olması e, beni bu ayağı 3-4 at yazma ihtiyacı duydurdu, du duymamı sebep oldu. Bunlardan biri de 8 numaralı gel gayrı. Uzun süredir Safkan iyi koşuyor. Fatih Rüstem Bebek'le de uyumları var. Devamlı ataba biniyor zaten. Son yarışında güzel koştu. Ben yarın içinde de startta kalmıştı son yarışında. Eğer ki starttan kalması belki yarış kazanacaktı. Yarın için yine güzel koşup kazanma şansı var arkadaşlar. Nuray'ın en büyük rakibidir. Gel gayrı. Yine aynı şekilde Eceser arkadaşlar. 7 numaralı. Ee, Harun Çanakçı zaten biliyorsunuz bu adına da güzel aprantilerden biri. Yarışta kazanan aprantilerimizden biri. Yani şimdi yine güzel koşup bu yarışı kazanabilir. Yine 10 numaralı hayırlı kız arkadaşlar. Orjun'u çok beğendiğim güzel bir safkan. Uğur Temur idaresinde son yarışta bir başarılıydı. Yine güzel koşup bu yarışı kazanabilir. Sürpriz noktasında 1 ve 2 numara safkanlar değerlendirebilir arkadaşlar. Asıl Haber ve Aşkcan gibi safkanlar. Ama ben önceliğim bir safkanın arasında geçmesini beklediğim bir yarış. Günün son ayağına geldiğimizde arkadaşlar zor bir ayak olduğunu düşünüyorum ki genelde adına programı da zor arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Bence iyi para verecektir muhakkak. Çünkü yani öyle çok net AGF'lerin olmadığı, çok favoratların olmadığı bir gün büyük ihtimalle güzel bir para verecektir diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar bu ayak için önceliğim kalitesine inandığım 4 malı derdi yok arkadaşlar. Ben bu safkanı çok tutuyorum, çok da beğeniyorum bu safkanı ama istediğim seviyede hiç olmadı. Ben yarın için yine de ilk sıradan vereceğim arkadaşlar daha bu, daha bu derdi yok muhakkak kuponumda bulunduracağım. Sevdiğim beğendiğim bir safkan yarın için iyi koşacaktır diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde 2 numaralı Öktem arkadaşlar son yarış çok güzeldi. Ondan önceki yarışını zaten çok kaliteli bir şekilde kazanmıştı. Yarın da Apranti indirimi almış 56.5 kilo ile Müslüm Çaylık idaresinde yarışın yine en e, yüksekte kazanmasını beklediğim safkanlardan biri muhakkak. Bu safkanı da kuponları ekleyelim. Bu iki safkanı öncelikle tutuyorum arkadaşlar ama yeri olan ya da daha kalabalık girmek isteyenler için yine pis kralı. Yine 3 numaralı yer var arkadaşlar. E, uzun süredir verdiğim safkan hep kötü koşuyor. Ben yani yine ters bir koşu yapma olasılığını görüyorum. Yine Mardin'in arkadaşlar Güvena gibi Taşeron, Baba Yavuz son yarışında çok beğenmiştim. Mesafe uzadıkça daha iyi koşan bir safkan. E, yarın 1300 kazanabilir arkadaşlar. Yine Çakarşah değerlendirilebilir. Yani birçok safkana yer verilebilir. Ama dediğim gibi önceliğim iki tane at arkadaşlar. Bunlardan biri 2 numaralı öktem 4 e, numaralı derdi yok. Bu arada e, tek kurşundan bahsetmedim herhalde. Uzun süre bir ara verdi ama ilk yarışını çok güzel kazanmıştı. Bir kayzbert yavrusu bir temsilcisi. yarın için yine iyi koşacaktır. E, önlerde sert bir tempo kuracaktır. Yarışta kazanma olasılığı var arkadaşlar. muhakkak onu da değerlendirebiliriz. Genel altılı yorum bu şekilde arkadaşlar. Herkese şimdiden bol şans diliyorum.